Merhaba Gülse. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Şimdi seninle yepyeni bir video içeriği üreteceğiz, tamam mı? Ben bunu mu okuyacağım arkadaşlar? Evet, ben sana yardımcı olacağım. Hayır, bir tek ben okuyacağım Tamam, bunu. ben okuyacağım. Sen de oradan bana şey yapacaksın. Ne? İşte orada okurmuş gibi yapacaksın. Bir de anlamaya çalışacaksın beni, tamam mı? Ben şimdi masal okuyacağım sana ve arkadaşlarına. Anladın mı? Ya. Tamam. Nasıl yapmak istiyorsun peki? Heh. Okumak istiyorum. Tamam. Okumak istiyorsun. İşte okumayı daha öğrenmediğin için. Anladın mı? Öğreneceksin. Şimdi baba okumayı bildiği için ben okuyacağım. İlk önce anlayacağız, tamam mı? Hikayenin ve masalın içine gireceğiz. Tamam mı? Aynısı. Pamuk Evet. Prenses. Pamuk Prenses. Benim elimde de var Pamuk Prenses. Anladın mı? Belki daha sonra başka başka masallar, hikayeler, öyküler okuyacağız seninle. Tamam mı? Arkadaşlara da anlatacağız, okuyacağız, öğrenecekler. Tamam mı? Tabii ki sen öğrendin ama bilmediğin şeyler de olabilir. Anladın mı? Başlayalım mı? Pamuk Prenses. Tamam mı? Evet. Ama tamam. Ama şimdi beni dinlemen lazım, tamam mı, okurken? Şimdi Pamuk Prenses'i okuyoruz. Pamuk Prenses'in üvey annesi kötü kalpli ve kıskanç bir kadındı. En değerli eşyalarından biri sihirli aynasıydı. Her gün aynasının karşısına geçerek aynı soruyu sorardı. Ayna ayna, söyle bana, kimdir bu ülkenin en güzel kadını? Ayna da sensin değerli kraliçem derdi. Böylece aradan yıllar geçti. Pamuk Prenses büyümüş, güzel bir genç kız olmuştu. Bir gün kraliçe aynasına yine aynı soruyu sorduğunda, bu kez ayna bundan böyle Pamuk Prenses'tir ülkenin en güzeli cevabını verdi. Kıskançlıktan deliye dönen kraliçe avcılardan birini yanına çağırdı ve ona hemen Pamuk Prenses'i ormana götürüp öldürmesini emretti. Evet, ama iyi yürekli avcı bunu yapamayacağını anlamış ve prensese acımıştı. Durumu ona anlattı ve kaçıp saklanmasını, bir daha saraya dönmemesini tembihledi. Zavallı Pamuk Evet, zavallı Pamuk Prenses ormanda koşmaya başladı. Bir yandan da korkudan titriyordu. Akşam olup hava kararmaya başladığında, tabii akşam olup hava kararmaya başladığında yorgunluktan adım atacak hali kalmamıştı Pamuk Prenses'in. Gökyüzünde yükselen ay ışığının altındaki ağaçların gölgeleri birer hayalete benziyordu. Derken ileride küçük şirin bir ev göründü. Tabii. Burası ormanda yaşayan yedi cücelerin eviydi. Evet. Ormanda çalışmaya giden yedi cüceler henüz eve dönmemişlerdi. Pamuk Prenses merakla eğilip pencereden içeri baktı. Bu ne dağınık bir ev diye kendi kendine söylendi Pamuk Prenses. İçeri girip işe koyuldu ve her yeri temizleyip pırıl pırıl yaptı. Yedi cüceler işten dönünce büyük bir sürprizle karşılaştılar. Pamuk Prenses onlara başından geçenleri anlattı. Bu duruma çok üzülen yedi cüceler, eğer isterse kendileriyle birlikte kalabileceğini söylediler Pamuk Prenses'e. Evet, Pamuk Prenses bu teklifi sevinerek kabul etti. Onlara her gün yemek pişiriyor ve ev işlerini yapıyordu. Hepsi bu durumdan çok memnundu. Dinliyorsun beni, değil mi? Evet. Tamam. Öte yandan kötü kalpli kraliçe. Masalın başında vardı ya kötü kalpli kraliçe. Pamuk Prenses'in yaşadığını öğrenmiş ve öfkeden deliye dönmüştü. Pamuk Prenses'i öldürmek için zehirli bir elma hazırladı. Oo, evet. Zehirli Sonra yaşlı bir cadı kılığına girip hemen harekete geçti. Yaşlı bir cadı. Yaşlı cadı, cücelerin ormanda çalıştığı bir sırada küçük evin yolunu tuttu. Kapıyı açan Pamuk Prenses'e zehirli elmayı ikram etti. Her şeyden habersiz olan genç kız elmayı daha ilk ısırışta kendinden geçip yere düştü. Elmayı ısırdı. Zehirli elmayı yedi Pamuk Prenses. Hayır, devam ediyor. Bakalım ne olmuş. Akşam olunca yedi cüceler eve döndüler ve Pamuk Prenses'i yerde boylu boyunca yatarken buldular. Onun öldüğünü sanmışlardı. Evet, Pamuk Prenses'i çiçeklerle süsledikleri camdan bir tabuta yerleştirdiler ve başında devamlı nöbet tutmaya başladılar. Hepsi son derece üzgündü. Evet, ben okuyorum sana, bak yardımcı oluyorum. Pamuk Prenses ne olmuş? Nerelere gelmiş? Bak, gördün mü? Kötü kalpli cadı ona bir tane zehirli elma vermiş. Anladın mı? Tabii. Bu sırada yolu ormana düşen bir prens camdan tabutu görünce meraklandı.
Yedi cüceler ona pamuk prensesinin başına gelenleri anlattı. Yakışıklı prens, genç prensesin güzelliğinden çok etkilenmişti. Cam tabuta doğru eğildi ve pamuk prensesi alnından hafifçe öptü. O anda hiç beklenmedik bir şey oldu. Genç kız birdenbire gözlerini açtı ve prensesi ve prensi gördü. İlk bakışta birbirlerine aşık oldular. Böylece pamuk prensesi... Ben, sen bilmiyorsun. Ben burada ayı böyle var ya. Evet. Sokun. Bak sonra ne oluyor biliyor musun? Hikayenin sonunda. Böylece pamuk prenses ve prens evlenip mutlu oldular. Üvey anne ise öfkeden sihirli aynasını kırdı ve bir daha hiç kimse ondan haber alamadı. Şimdi ne anladık buradan? Anlat bakalım baba. Pamuk prenses. Bir tane kötü cadı var. Buna bunu zehirlemek cadı istiyor. Cadı. Evet. Ona bir elmaya zehirli elma yapıyor, tamam mı? O zehirli elmayı pamuk prensese götürüyor. Pamuk prenses onu ısırıyor. Isırdığınca zehirleniyor ve... Evet, aferin. Anladın mı? Anladım. Yani seninle zaman zaman böyle hikayeler okuyacağız. Arkadaşlar da bunu bilecek, tamam mı? Anladın mı? Ama en önemlisi ne biliyor musun? Dinlemen. Beni dinleyeceksin, tamam mı? Okuduklarımı dinleyip algılayacaksın. Anladın mı? Beraber söyleyeceksin. Tabii ki beraber söyleyeceğiz ama beraber söylememiz için senin bunu öğrenmen lazım. Anladın mı? Şu an okuma yazma bilmediğin için beni dinleyip, çok iyi dinleyip ben de başkalarını öğrenmen lazım. Ben şimdi sana bir soru soruyorum. Benim anlattıklarımdan ne anladın? Mesela Pamuk Prenses'ten, Pamuk Prenses hikayesini anlattım sana. Tamam mı? Ne anladın mesela? Neler olmuş? Böyle kafandan neler geçti mesela? Pamuk Prenses, zehirli elma, yedi cüceler, cadı kadın, değil mi? Bunların hepsi bir karakter. Neler oldu? Bilmiyorum. Neden? Ama dinlemen lazım beni. Anladın mı? Dinledim ben. Ama dinlediysen eğer biraz şey yapman lazım, konuşman lazım, söylemen lazım. Bak mesela zehirli elmayı yedi Pamuk Prenses demen lazım. Değil mi? Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Tamam. Bunun gibi seninle hep alıştırma yapacağız. Artık bunları öğreneceğiz. Tamam mı babacığım? Hadi şimdi o zaman görüşürüz sonra. Görüşürüz, ben hadi iyi geceler. Sen devam et bakalım. Bay bay. Bay bay.